Herkese merhabalar. Yurt dışında kripto borsalar nasıl çalışır başlıklı panelimize hoş geldiniz. Geniş bir konu. Yani sadece nasıl çalışır değil, nasıl çalışmalı, yatırımcılar nasıl korunmalı, bu iş nerelere gidiyor hepsini çok değerli konuklarımla tartışacağız. Hemen yanımda Sayın Profesör Ceylan Onay Şahin var. Onun yanında Sayın Tuncay Yıldıran Bey var. Ardından Sayın Doktor Bora Erdamar var ve nihayetinde de Sayın İsmail Hakkı Polat Bey ile beraberiz. İsmail Bey, isterseniz ilk sizinle başlayalım. Yani borsalar dediğimizde aslında ben birkaç şey anlıyorum. Bir, bildiğimiz anlamda borsalar, işte yurt dışından bahsettiğimiz için oradan isim söylemem gerekirse işte Binance'iydi, Coinbase'iydi vesaire geliyor. İki, işte DeFi üzerinden borsa dediğimiz kavram. Orada da yine pek çok isim var. Üç, Bitcoin bazlı eski borsalar. Yani CME'deki işlem gören vadeli piyasalar veya ETF'ler vesaire. Şimdi bunların hepsinin tabii avantajları var, dezavantajları var. Yatırımcılar açısından da orada işlem gören kripto varlıklar açısından da bir genel olarak orayı bir açabilir misiniz? Nasıl durum ve nereye doğru gidiyor? Bir grup daha önemi çıkıyor yoksa dengeli bir yapım var şu anda? Evet, aslında dengeli değil de kaotik bir yapı var. Ve şu andaki hani çoğu ülkedeki tanıma bakarsak zaten borsa diye bir şeyden de söz eder miyiz onu da bilmiyorum. Mesela ben pratik olsun diye kripto para ya da kripto varlık alım satım platformu diyorum ki hani çünkü borsa dediğiniz şey biraz daha düzenlemesi olan ve artık hani orada alım satımın belli kuralları olduğu bir şeyden söz ediyoruz. Halbuki burada biraz daha tamamen internet üzerinde işte bir kısmı yani çoğunluğu ağırlık olarak internet üzerinde çalışan ki kripto varlıkların genel doğası gereği de bu zaten olması gereken bir şey. Ve bir kısmı da tamamen burada çalışan ve aslında çalışanı hiçbir şeyi olmayan işte merkezsiz borsa ya da DEX dediğimiz böyle geniş bir yelpazede olanlar var. Bunların tabii bir spot alım satımı yapılanları var. Bir de kaldıraçlı işlemler ya da türev işlemler dediğimiz yapılanları var. Dolayısıyla çok karışık ve karmaşık bir yelpazeden bahsediyoruz aslında. Düzenleme ihtiyacı olanlar ise aslında daha merkezi ve daha çok para toplamış olanlar diyelim. Hani biraz daha çünkü hani buradaki ana ihtiyaç iki tane. Bir tanesi mevcut parasal sisteme ne kadar tehdit oluyor. İkincisi de yatırımcılar burada ne kadar risk alıyor ve bir ülke vatandaşılarsa eğer onları ne kadar korumak gerekiyor. Aslında bu temel şeyden başlamak gerekiyor. Ülke bazında baktığımızda aslında iki temel ya da iki ekstrem, iki uçta iki yaklaşım var. Bir tanesi sistemi korumak isteyenler, yani korumacı yaklaşımla bu işte alım-satım platformlarına yaklaşanlar ya da işte o ekosisteme yaklaşanlar. Bir de tamamen liberal olarak bu yeni çıkan sistemin yarattığı, şu anda işte 3 trilyon dolara yaklaşan parayı bir şekilde onlara dost olarak burada hani kripto dostu diyebileceğimiz şekilde düzenleme yapanlar. Yani ilk kısma örnek olarak işte Amerika Birleşik Devletleri mesela kendi sistemini korumak için şu anda işte sözünü ettiğimiz işte Coinbase gibi bir şeyi alım satım platformunu tamamen bütün kurallarıyla regüle etmiş. Oradaki işte müşteri tanıma ya da işte kara para aklama regülasyonlarını tamamen uygulatan ve onun dışında yurt dışından gelecek bir takım ya da metaverse'te ya da internette kurulu bir takım oluşumların da özellikle Amerikan vatandaşlarına risk oluşturmaması açısından tamamen oraya özel şeyler kurmasını sağlayan, oluşumlar kurmasını sağlayan ve o sayede de bir takım işlemlerden onları uzak tutan. Mesela Amerika'da spot işlemler, kripto para alım satım platformlarında serbest, kaldıraçlı işlemler yasak. Böyle bir şey var ama kaldıraçlı işlemler için ayrıca şey var. Mesela mevcut işte CME gibi dediğimiz ya da CBOE dediğimiz şeyler üzerinden işte bir takım şeyler yapılıyor. İşte kaldıraçlı işlemler yapılıyor. Aynı zamanda işte bu son dönemde bu ETF dediğimiz olaylar bugün dün galiba VanEck'te başladı. İki tane ETF oldu ama bunlar spot değil şey kaldıraçlı futures.
Yani sözünüzü kestim. Evet, Karada da spotu da var aslında. Evet, yani evet. İsteyen gidip oradan da işlem yapabiliyor. Orada evet, evet. Var. Yani zaten buradaki temel sıkıntı fiziksel anlamda, daha doğrusu mevcut parasal sistemin fiziksel dünyayla daha çok ilintili olması, buna karşı gelen kripto dünyasının da tamamen bu internet üzerinde ya da dijital ya da sanal şekilde oluşturulması. Şimdi çok uzatmayayım lafı. Bir ikinci yani burada tabii ilk sistemi korumak isteyenler için de bir de çok yasakçı Çin'i koymamız lazım. Tamamen ben böyle bir şey istemiyorum ya da işte istiyorum ama şu kurallarla istiyorum deyip artık tamamen yasağa gidenler var. İkinci yaklaşım ise işte Malta gibi, İsviçre gibi, Singapur gibi daha böyle bak burada iyi para var, iyi bir şey oldu, iyi bir inovasyon var. Bu inovasyonları alalım biz buradan yeni dünyaya ilişkin şey çıkartalım diyenler. Bir yandan da şöyle bir şey var. Yani bunu belki de son cümle olarak söylemek lazım. Şimdi buradaki bu 3 trilyon dolara yaklaşan, işte spekülatif olarak 2 trilyon dolara değiniyor, 3'e de çıkıyor. Şeyin, hacmin ya da işte bu büyük meblağın bir şekilde dünyada belli ülkelerin ilgisini çekmesi kaçınılmaz. Ve bunu aslında kendi bankacılık sistemiyle iyi entegre edebilecek, kendi parasal işleyişiyle iyi entegre edip buradan hem kendi geleneksel finans sistemini hem bu yeni finans sistemini birleştirebiliyor olan modeller, ki hibrit modeller olacak onlar, bence buradan kazançlı çıkacaklar. Ben o açıdan bu iki taraftaki yaklaşımı da sistemi tamamen korumak, bir de işte gelsinler ne olursa gelsinler, ki bunlara şeyi de ilave edebiliriz. Hani daha ekstrem olduğunu görmek için Bahamalar, Şeyseller gibi şeyleri de dahil edebiliriz. Dolayısıyla bu ikisinin arasında doğru bir model bulunacağını düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi İsmail Bey biraz konuyu açtı. Tuncay Bey size oradan devredeceğim. Şimdi regülasyon dediğimiz aslında bu hani hisse senedi piyasasını regüle etmek veya FX'i regüle etmek gibi bir şey değil bu. Çok daha, çünkü işin içine biraz bankacılık da giriyor. Yapılan işlemlere baktığınızda bir IPO'ya benzer adımlar da var. Halka arzdan da bahsediyoruz. Çok geniş bir regülasyon gerekecek eğer yapılacaksa. Burada da İsmail Bey dedi ama ben şöyle bakıyorum. 3 tane ana blok var. Yani Çin tarafı var, daha keskin. Amerika tarafı var, daha gri, kafalar biraz karışık. Ortada da bence aslında iyi dokümente edilmiş bir Avrupa Birliği var ama onun sesi pek çıkmıyor. Şimdi bu üçlü tabii diğerlerine baskın gelecektir. Vergi konularında da böyle olduğunu görüyoruz. Yaşatmazlar eğer diğerleri fazla liberal kalırsa ufak ülkeler. Bu açıdan hani bir kısaca bu ülkelerin yaklaşımı nasıldır? Özellikle dikkat çekeceğiniz detaylar ki tekrar söylüyorum bence Avrupa'daki çok detaylı bir yaklaşım. Neler olabilir? Biraz onlara değinirseniz sevinirim. Seve seve. Aslında İsmail Bey'in bıraktığı yerden dediğiniz gibi devam etmek çok doğru bir yaklaşım olacak. Benim şahsi görüşüm şu, bir şeyin olmadığını iddia etmek ortadan kaldırmıyor. Bunu neden söylüyorum? Bunu aslına bakarsanız işte Çin örneğinden hareket ettiğimizde hiçbir şekilde ben bunu kabul etmiyorum demeniz ortada olan şeyi ortadan kaldırmıyor. Yani o veya bu şekilde bu bir gerçeklik ve artık kripto varlıklar, işte DeFi olsun, NFT'ler olsun artık dünyamızda var. Ve ister istemez bunun bir sonucunun olması da doğal. Şimdi düzenleme ihtiyacı neden kaynaklanıyor aslında? Belki sorunun ilki o olmalı. Şimdi biraz önce İsmail Bey çok haklı olarak temas etti. Düzenleme aslında ilgili ülke otoritesinin kendi vatandaşlarının koruma arzusundan kaynaklanıyor. Şimdi eğer biz Çin'in yaptığı gibi, hayır ben hiçbir şekilde bunu kabul etmiyorum, böyle bir şey benim için yok dediğimiz noktada ister istemez kendi vatandaşınızı, buna ilgi duyan, alım satım yapmak isteyen kendi vatandaşınızı başka ülkelerin kucağına itiyorsunuz. Bu bir kere ilk başta kesinlikle olmaması gereken bir yaklaşım diye düşünüyorum. Çünkü temel yaklaşım bir regülasyon eğer söz konusu olacaksa bir, kendi vatandaşımın varlıklarını ben olabildiğince burada tutayım ve kendi vatandaşım eğer bir gayri yasal uygulamayla herhangi bir dolandırıcılıkla karşı karşıya kaldı ise bunu ben kendi ülkemde çözmeye çalışayım. Bunun yolu da regülasyon. Şimdi biraz önce söylediğiniz gibi aslında regülasyon çalışmaları çok da yeni değil. MiCA işte Eylül 2020'de bir şekilde sızdırıldı olarak ifade ediliyor biliyorsunuz. Ama daha önceki dönemde aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde eyalet bazında bazı düzenlemeler vardı. Ve işte New York eyaleti aslında bu düzenlemelerin ilklerinden bir tanesini yapan ülke demeyeyim de federal yapılardan bir tanesi.
Bunu neden söylüyorum? İşte hepimizin bildiği Ripple davası, şu bu falan filan hep daha önceden Tether davası mutlaka biliyorsunuzdur. Aslında New York eyaleti vatandaşlarına gayri yasal yollarla satılan kripto varlıklar nedeniyle ortaya çıkan davalar. Şimdi bir, Amerika Birleşik Devletleri dediğiniz gibi bu konuda birazcık daha geçmişten düzenleme yapma önceliğini almış gibi duruyor. Hatırlarsanız ya bir 6 veya 7 ay önce aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde çok kabaca Senato kripto varlıkların hangisinden kimin sorumlu olacağına karar verdi. Dedi ki Securities Token'lar SEC'nin kontrolünde, işte mal, emtia ve buna dayalı türevler CFTC ve eğer bir mübadele aracı yani bir fiat currency örneği olacak şekilde stable coin ise bu da işte Office of Currency'nin kontrolünde olacak dedi. Ondan önce şu düzenlemeyi de yaptı. Bankalar dedi kripto varlıkları saklayabilir. Yani alım satımına aracılık yapmak gibi bir şey değil ama ihtiyaç olması durumda kripto varlıklara ilişkin kastedi saklamacılık yetkisini verebilir dediler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki düzenleme çalışmaları devam ediyor. SEC'nin bu konuda çalışmalarının devam ettiği her zaman söyleniyor. İşte en son yaklaşık 1-1,5 ay önce NFT'lere ilişkin ETF'lere ilişkin özel bir izin verdi. Ama galiba sizin söylediğiniz gibi dört başı mamur en anlamlı düzenleme Avrupa Birliği'nden geldi. Markets in Crypto Assets diye ifade edilen düzenleme. Şimdi bu düzenleme gerçekten çok geniş bir düzenleme. Yaklaşık olarak 168 sayfa yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ve onlarca maddede oluşan. Ama daha çok İsmail Bey'in işaret ettiği ve ulusların kendi egemenlik alanlarını korumalarına imkan sağlayacak ön plana çıkarttığı stable coin'lerle ilgili. Yani asset ne diyorlardı? Reference tokens yahut da e-money tokens. EMT ve bir fiyat para mı var yoksa birkaç fiyat para mı var? Şimdi, ayrımı bile var. Aynen öyle. Mika'ya baktığınızda çok büyük bir kısmının asset ART ve MET'lerin ICO'larına yönelik olduğunu görüyorsunuz. İşte eğer şu ise ART'dir, eğer ART ise ICO'ya çıkma durumunda şu kurallara uymak zorundasınız. İşte 1 milyon üstü ise ve eğer sizin söylediğiniz gibi tek bir fiyat currency'ye dayalı olarak fiyatı belirleniyorsa bu EMT'dir. İşte o zaman bunun ICO'sunu yapan kişi üstüne üstü bir de kredi kuruluşudur gibi oldukça kapsamlı bir düzenleme. İşin ilginç yanı şu, o dönemde ilk Eylül 2020 yılında sızdırıldığında bu düzenleme taslak metin olarak şöyle bir iddiası var aslında var Avrupa Birliği'nin. Diyor ki bu MiCA düzenlemesinin ben uluslararası standart olmasını arzu ediyorum. Bu nedenle de çok önem veriyorum MiCA'ya diyor. Ve ben kendi adıma ben de MiCA'ya oldukça önem veriyorum. Çünkü şu anda az önce söylediğim gibi dört başı mamur anlamlı olabilecek yegane düzenlemelerden bir tanesi diye görüyorum. O yüzden de ister istemez düzenleme yaklaşımları bundan sonra muhtemelen MiCA örneğini temel alıp ona yaklaşık şeyler söyleyecektir. Aslında sadece ICO'lara ilişkin değil MiCA, aynı zamanda kripto hizmeti sunan platformlara ilişkin düzenlemeleri de getiriyor. Yalnız şunu hemen ayrıştıralım. Temelde yapılan hatalardan bir tanesi bu. MiCA hiçbir zaman securities token'a yani finansal araç tanımına uygun düşen menkul kıymet tokenlarına yönelik değil. Securities token MiFID 2 kapsamında değerlendiriliyor. Yani eğer bir token, kripto varlık, menkul kıymet özelliği gösteriyor ise MiCA'nın tamamen dışında. O yüzden bu MiCA'nın aslında hep şöyle bir eleştiri var. Şahap Bey mutlaka takip ediyorsunuzdur. Aslında MiCA düzenlemesi DM'den, o Libra ve daha sonra ki o stablecoin hikayesinden patlak verdi. O büyük bir aslında heyecanla ve aceleyle de bir anda yürürlüğe girdi. Daha doğrusu taslak metin olarak yayınlandı. Benim naçizane görüşüm, aslında bakarsanız eğer bundan sonra bir düzenleme söz konusu olacaksa, işin platform kısmı kesinlikle ancak bir o kadar ICO kısmı, Ceylon Hoca mutlaka o konuda detayları verecektir ama para toplama kısmı da en az platformlar kadar önemli. Çünkü biz şu anda hep şeyi tartışıyoruz Türkiye'de de işte platformları düzenleyelim. Elbette düzenleyelim. Bu konuda hiçbir problem yok. Hatta düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum da, bekliyorum da. Ancak bu aynı zamanda ICO'ların düzenlenmesini de gerektiriyor. Çünkü sonuçta birileri bir şey ihraç ediyor, paraları topluyor.
Ancak o ihraç ettiği şeyin ne olduğunun tanımlanması aslına bakarsanız oturacağı hukuki zemini netleştiren şeylerden bir tanesi. Ben şuna çok katılmıyorum. İşte genelde tartışılan konulardan bir tanesi iyi de zaten anarşist bir çevre nasıl düzenlemeye tabi olacak? Benim orada söylediğim argüman şu, bu düzenlemenin hiçbirisi aslında anarşizmin kendisini oluşturan kripto varlıkları düzenlemiyor. Bu kripto varlıkların kişilere nasıl sunulacağını düzenliyor. Yani hiçbir düzenleme demiyor ki işte Bitcoin şudur, Ethereum budur, işte ben bunu böyle düzenleyeceğim. Ya da blok zinciri ben böyle düzenliyorum noktasına çıkan bir düzenleme yok şu anda. Ama düzenleme diyor ki bir platformda eğer kripto varlıklar işlem görüyor ise müşteriyle olan ilişkini şu mantığa oturtman lazım. İşte saklamasını eğer yapacaksan şunlara dikkat etmen lazım. Eğer ICO yapacaksan bir white paper'ın olacak. İşte 1 milyon liranın üstünde bir ihracın olacaksa bir yıllık süreç içerisinde MiCA'dan bahsediyorum. İşte ayrıca %3'ünü bir yerlerde bloke tutacaksın gibi aslında kripto varlıkların yatırımcılarla temas eden noktaları düzenleyen bir şey. O yüzden ben gelecek olan düzenlemelerin de şahsi görüşüm elbette. O kripto varlıkların baştan mevcut düzene aykırı, işte o disruptive kısmını çok da fazla ortadan kaldırmadığı düşüncesindeyim. Çok teşekkür ediyorum. Ceylan Hanım, o zaman siz iki tarafı da akademik olarak takip ediyorsunuz. Yani kullanıcı, yatırımcı bu işin neresinde oraya da bakıyoruz. Devletler nasıl regüle etmeye çalışıyor onu bir gördük. Yatırımcı açısından ihtiyaç nasıl? Çünkü birazdan Bora Bey'e de şeyi soracağım. Yani bir de bunun DeFi bacağı var. Hadi platformu yaptık, karşımızda muhatap da var. Regüle ettik, tanımladık. Aslında az önce konuştuğumuz konu 1930'lardan kalan securities tanımıyla bazı şeyleri tanımlıyorlar. Bir de öyle bir problem var. Yani çok geriden geliyor da olabilirler. Sizin hem kendi çalışmalarınızda hem akademik çalışmalar üzerinden bakarsanız yatırımcı açısından ne gerekiyor? Yani yatırımcı zaten bu işe hakim, kendisini koruyabilir diyebileceğimiz bir noktada mı? Yoksa bir defa oradan başlayarak ciddi bir şey gerekiyor mu? Hem eğitim diyeyim hem de koruma gerekiyor mu? Şimdi hem İsmail Bey hem Tuncay Bey çok kıymetli noktalara parmak bastılar. Ben önce MiCA tarafından başlayayım. En son Tuncay Bey'in bıraktığı yerden. Şimdi burada MiCA'da yapılan vurgulardan bir tanesi de bu ICO'ların aslında işletmeleri alternatif bir finansman kaynağı yaratan çok kıymetli bir mekanizma olması ve bunun Avrupa Birliği'nce çok desteklenen bir konu olması. Şimdi bu taraftan baktığımızda ilk şunu söyleyeyim. Aslında ICO'da ve benzeri bu aracıyı kaldıran inovasyonlarda risk analizini yapmak ve buna karşılık gelen getirinin ne olması gerektiğini ölçümlemek sorumluluğu direkt yatırımcıya düşüyor. Şimdi direkt yatırımcıya düşünce o zaman yatırımcının gerçekten bilgi sahibi olmadan bir takım faaliyetlerde bulunması onun için tabii ki büyük bir risk yaratıyor. Şimdi mesela Tuncay Bey dedi bu yatırımın white paper'ı var mı? Topladığı bütçeyi nereye kullanacak? Ne kadar para sermaye toplamayı planlıyor? Araştırmalar şunu gösteriyor. Bir ICO'yu ne zaman başarılı deriz? Amaçladığı sermayeyi topladığında ve başarılı bir proje olduğunda değil mi? Buna etki eden 3 tane şey çıkıyor ortaya mesela. Bunlardan bir tanesi bir ön satış var mı? Mesela ön satış olup olmaması aslında bu projeye, çünkü bu bir iş fikri. Bu projeye bir ilgi var mı bunu gösteriyor. Bir başka konu verilen token'ın security token mı veya utility token olup olmaması. Bunlar yine ICO'nun başarısına direkt etki eden faktörler. En önemli konulardan biri kod paylaşılmış mı? Mesela GitHub benzeri platformlarda bu kodu test edip, deneyip gerçekten bu oluru var olan bir proje midir? Yoksa gerçekten arkasında hiçbir fikir ve gerçek bir iş planı olmayan havada uçuşan bir şey midir? Biz Dijital Finans Çalışma Grubu'nda bir araştırma yürüttük. 187 ülkede 10 büyük ICO Bench benzeri platformdan 3500 küsur ICO'yu inceledik. Bu 3500 küsur ICO'yu inceledik ve bunlara neyini inceledik? Bu ülkelerde yani yapılan ICO sayısına ve toplanan sermayeye ne etki ediyor? Burada gördük ki birincisi kripto varlıklarla ilgili bir yasal çerçeve, bir düzenleme, bir tanım var mı? Varsa bunun etkisi olumlu.
Çünkü şu an hep şunu düşünüyoruz. Yani regülasyon bu 4 nala giden müthiş teknolojiye çok sert bir fren basacak ve bu inovasyon önü kesilecek. Hep korku bu. Ama bütün inovasyonlarda benzer bir yapı görüyoruz. Teknoloji ve inovasyon önden gidiyor. Regülasyon arkadan bunu düzenlemeye çalışıyor. Yani bu önemli olan dengeli bir regülasyonla işi yürütebilmek. Baktığımız başka önemli bir konu AML-KYC uyumu ülkelerin ne derece? Bu AML-KYC uyumu yüksek olduğunda yine ICO sayısı ve toplanan sermaye miktarı artıyor. Yani bu gelişmenin önünü kesen nedir derseniz yasaklar ve vergiler. Şimdi bu bir tarafı bu işin, sermaye erişim tarafı. Okur yazarlık tarafına gelirsek, ona belki sonra tekrar değinebilirim. Şunu görüyoruz, bizim yine yaptığımız bir çalışmada maalesef okur yazarlık düşük, finansal okur yazarlık da düşük, kripto teknolojilerle ilgili okur yazarlık da düşük. Ama bu okur yazarlık seviyeleri arttıkça kripto piyasalarına katılım da artıyor. Yani bu piyasalardan bir fayda elde edilmesi amaçlanıyorsa bir noktada insanların bu alandaki okur yazarlıkların arttırılması gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Regülasyonlarla ilgili son bir şey söyleyeyim. Belki sonra tekrar IOSCO ile ilgili bir yorumda bulunabilirim. Yine Oxford Üniversitesi'nin son zamanda çıkardığı bir yayın, Journal of Financial Regulation'da farklı hukuki ortamlar, farklı jurisdiction'lar karşılaştırılıyor. Ülkelerin kripto piyasaları düzenlemesiyle ilgili farklı yaklaşımları karşılaştırılıyor. Ve aslında şu bulunuyor, yani bunun neye etkisi karşılaştırılıyor, pardon, Bitcoin ve Ether'in işlem hacimlerine. Gerçekten bu düzenlemeler buradaki işlem hacimlerini azaltıyor mu? Şunu buluyorlar. Yatırımcı hangi regülasyonu beğeniyorsa oraya gidiyor. İşlem hacmi fark etmiyor. Yani aslında yani burada regülasyonun demin de sizin dediğiniz gibi parayı eğer Türkiye'de tutmak istiyorsak veya kendi yatırımcımızı korumak istiyorsak bizim de burada bir doğru tanımlanmış bir regülasyona ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum diyerek sözü çok bırakayım. Özür dilerim. Hemen müsaadenizle. Aslına bakarsanız hocamın söylediği sonuna kadar doğru. Çünkü yatırımcının bu piyasaya olan ilgisi doğal olarak dönüp arkasına baktığın zaman beni koruyacak ne var yaklaşımı. Şimdi şöyle çok ilginç şeyler oluyor. İşte yurt dışında Türkiye'mizde de biliyorsunuz kripto adım satım platformları var. Yurt dışında da var. Şimdi mesela kimi zaman böyle arkadaş sohbetlerinde konuşurken ya diyorum hani neden Türkiye'deki kripto para borsasını tercih etmiyorsunuz? Çünkü diyor onlar diyor regüle. Halbuki regülasyon yok ama öyle bir inanç var ki sanki yurt dışındaki borsaların kontrolü ve denetimi daha iyiymiş gibi bir algı var. Şimdi Türkiye'deki insanlarla konuştuğunuzda da aynı hocamın söylediği şeyi çok sahada da teyit etme imkanı var. Yani kripto para yatırımı yapıyor musunuz sorusunun cevabı hayır. Neden? Çünkü düzenlemesi yok. Yani bir şeyi bekliyor aslında yatırımcı. Çünkü şunu çok iyi biliyor. İki gün sonra bir problemle karşılaştığında dönüp nereye bakacağını bilmek ve görmek istiyor. Sadece son olarak müsaadenizle şunu söyleyeyim. Aslında şöyle bir yanlış algı da var gibi geliyor bana. Katılır mısınız bilmiyorum ama. Şimdi kripto varlık dünyası hiçbir şekilde regüle değil demek doğru değil. Çünkü işte Türk Ceza Kanunu'nda bilişim suçlarına ilişkin farklı maddeler var. Borçlar kanunu var. Aslına bakarsanız belki şey demek daha doğru. Kripto varlıklar beklendiği kadar regüle değil şu anda. Çünkü bir uyuşmazlıkla karşılaştığı zaman bir yatırımcının hala aslında hakkını arayabileceği yerler var. Yani bu işte Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanıyor olabilir, borçlar kanunundan kaynaklanıyor olabilir, medeni hukuktan kaynaklanıyor olabilir, ceza hukukundan kaynaklanıyor olabilir. O yüzden belki de regülasyon yok demek değil ama bir finansal varlıkların yahut da araçların ihtiyaç duyduğu kadar bir düzenleme yok demek belki de daha doğru bir ifade olur gibi geliyor. Çok teşekkür ederim. Bora Bey, biraz daha karışık olan bir yere doğru gidelim. Şimdi Ceylan Hanım ICO'lardan bahsetti vesaire ama bir de bunları hakikaten regüle edilebilirliği nedir? Yani 10 bin küsür kriptodan bahsediyoruz. Şimdi bunların üzerine her gün gelen NFT'ler var. Çok ciddi bir DeFi aktivitesi var. Bunu kontrol edecek işte en son mesela Squid'de açıkça bir sahtekarlık yapıldı çok güzel bir şekilde. Okuyup belki bakarsanız görüyordunuz öyle olacağını ama bunu
kim okuyacak? Bunu kim kontrol edecek? MiCA'da olduğu gibi ICO'ya çıkmadan white paper işte verilsin. Devlet mi bunu okusun? Aracı kurumlar bakıp onlar mı şey yapacak? Siz özel sektörle de çalışıyorsunuz çünkü. Nasıl olacak bu? O kadar kolay bir iş değil. Karşınızdaki muhatap da belli değil. Mesela Amerika'daki bu altyapı paketinde en çok gürültü çıkartan konu ya bir DeFi projesinde kim müşterini tanı, kara para aklama, kod yazana kadar bu gidebiliyor. Bir de böyle bir problem var. Bunlar hani dengesi nedir bu problemin? Şu zamana kadar konuşulanları da özetleyecek herhalde hepimizin hemfikir olduğu cümle şu olabilir diye düşünüyorum. Hiç regülasyon olmaması da iyi bir şey değil. Çok regülasyon olması da iyi bir şey değil. Zaten bütün ülkelerin şu anda çalışmak üzere olduğu regülasyonların hep ana sorusu buradaki optimal doz ne olmalı? Neden burada bir optimallik önemli? Çünkü burada da yine çok vurgusu yapıldığı gibi burası çok inovatif bir alan. Yeni baştan bir finansal sistemle başlayıp bütün iş dünyasının etkisini alacak şekilde akıllı kontratlarla başlayan ama bunun da perde arkasında merkeziyetsiz otonom organizasyon yapılarının artık oluştuğu yeni bir dünyaya doğru evriliyoruz bu kadar dijitalleşmenin içerisinde. Dolayısıyla bu evet bir optimal regülasyon lazım. Dan sonraki ikinci kabulde zannediyorum bazı alanların özellikle inovasyonun önünü açacak şekilde bırakılması adına zaten hiçbir zaman belki de regüle olamayacağını kabul ederek de devam etmek gerekiyor. Burada da biz zaten hemen merkeziyetsiz finans protokolleriyle karşılaşıyoruz. Şimdi merkeziyetsiz finans protokollerini ve biraz da yabancı borsalar nasıl çalışır sorusuyla da ele aldığımızda rakamları vurgulamak iyi olabilir diye düşünüyorum. Şu anda dünyanın en büyük iki merkezi borsasının günlük işlem hacmi toplamda 40 milyar dolar yaklaşık. 40 milyar dolar her ülke için ciddi bir rakamdır. Ve bu şu anda iki tane büyük borsanın sadece günlük hacmi. Ve bu borsalar burada da vurgulandığı üzere aslında kısmi regülasyonlara tabiler. Bununla beraber de bu ekosistemin daha büyümesiyle beraber iş modellerinin daha da yaygınlaşacağı, bu hacimlerin daha da artacağı öngörülüyor. Zaten bu sebeple de sizin de söylediğiniz gibi 3 ayrı koldan Amerika tarafında daha gri bir alanda, Çin'de daha katı bir alanda, Avrupa'da daha orta yolcu bir şekilde bu konulara yaklaşım var. Avrupa'nın içinde de tabii ayrışmalar var. Almanya biraz daha temkinliyken Portekiz şu anda yeni kripto varlık cenneti gibi bir hale bürünmüş vaziyette. Hem yapılan konferanslarla hem bu anlamdaki beyin göçünü çekecek politikalarla, verginin olmaması gibi bir üstelik resmi düzenlemeyle buradaki potansiyeli gören ülkelerin burada önemli hamleleri ardı ardına attığını görüyoruz. Burası önemli. Şimdi bir de bunların feyz alındığı işin menbaı diyebileceğimiz NFT'nin de çıkış alanı olduğu için bu merkeziyetsiz finans protokollerine biraz bakmakta fayda var. Buralarda konu tamamen kişinin kontrolünde, kişinin sorumluluğunda, iyisiyle kötüsüyle, sizin daha o cüzdanı açıp cüzdanın özel anahtarının kontrolünde olduğunu ve kaybederseniz her şeyi kaybedeceğinizin bilinciyle girdiğiniz bir alan merkeziyetsiz finans protokolü. Ve hepi topu 1,5 sene içerisinde daha biz buradaki kitlenen değerin 1 milyar dolara ulaşmasını kutlarken şu anda sadece Ethereum ağında 30 milyar dolardan bahsediyoruz. Ve bununla beraber daha pek çok blockchain ağı var ve onların da merkeziyetsiz finans protokolleri gelişiyor günden güne. Bir yandan bu kadar büyürken biz aslında regülasyonlar nasıl olmalı, optimal regülasyon nedir? Sizin sorduğunuz gibi bir takım projeler var, ayan beyan dolandırıcılık ama bir takım projeler var. Artık bankalar kendi mevduatlarını bunlara emanet ediyor. Bunların ayrımı nasıl olur, nasıl yapılmalı, şu anda nasıl gidiyor sorularına aslında bizzat iyi bir gözlemle, iyi bir çabayla bu protokolleri, işleyişi, ekosistemi onları izleyerek bu soruların cevabıyla ilgili biraz ipucu almak mümkün. Neden mümkün? Çünkü yine merkeziyetsiz finans özelinde konuşuyorum. Çünkü orada gerçekten bir otorite yok. Orada kodcular biraz teknokrasi şeklinde birbirlerini destekleyerek, bu sistemdeki bilgilerini paylaşarak ve aslında orayı kendi aralarındaki dayanışmayla büyüterek yürütüyorlar. Öteki taraftan o kadar teknokrat olmayanlar, bu konulardaki projeleri değerlendirerek, buralardaki işlemlerin nasıl yapıldığını gözleyerek ve sahiden artık
ekosistemin kendi içinden doğmuş, hem araştırma raporlarını üreten yerler, hem bizzat sosyal medyanın değişik kanallarıyla, Discord, Telegram, Twitter tabii ki başta gelir ama kendi iletişim kanallarının olduğu, kendi artık audit şirketlerinin olduğu, DeFi protokollerine bakıldığında eğer ki bu audit şirketinden bir yeşil ışık yanmışsa bu protokol sağlamdır dendiği ama o audit şirketinin aslında kullanıcılarının bile bilinmediği, özetle sistemin aslında kendi kendine hem inovasyona izin verdiği hem de regülasyonunu kendi iç denetimini yaptığı bir şekilde evriliyor merkeziyetsiz finans. Bu özgürlüğü tabii ki biz kurumların, finans kurumlarının, devletlerin bizzat, hele ki yatırımcıların ve milli çıkarların korunma yaklaşımıyla doğrudan örtüşmesini bekleyemeyiz. Ama bir orta nokta var, bir uzlaşı geri var. Bunun hassasiyetle götürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada merkezi borsaların bu kadar günlük işlem hacimlerinin yüksek olmasında, bunun da özellikle yurt dışı üzerinde olmasının da bir altını irdelemekte fayda var. İşini iyi yapanlar açık ara önde götürüyor yarışı. Ve burada da yine herhangi bir hukuki yaptırım vesaire falan olmadığı halde sırf işlerini iyi yaptıkları için bu borsalar bu kadar dünyanın her yerinden yatırım alıyorlar. Kullanıcılar onları tercih ediyor. Dolayısıyla biraz ülke adına da düşünecek olursak aslında her ülkenin sorusu bence bu olmalı. Şimdi fırsat var burada ve bu fırsat böyle illa fabrikalar kurarak çok yüksek yatırımlar gerektirecek şekilde büyük maliyetlerle yakalanabilecek fırsatları söz etmiyoruz. Doğru politikalar, ekosistemle doğru iletişim, inovasyonun önünü açıp burada işini iyi yapanların zaten daha iyi yapmalarını sağlayacak şekilde bir politikayla, bir stratejiyle desteklenmesi, işini kötü yapan, yapmaya bir şekilde zaten eğilimi olanların da işte çeşitli durdurucu, caydırıcı önlemlerle ve artık standart haline gelmiş lisanslama kriterleriyle en azından bu merkezi borsaların içerisinden ülkemiz adına dünya değerleri çıkarmanın kolay bir yol olabileceğini ve önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber sorunun cevabı ne yapılmalı? Eğer ki hemfikirsek çok regülasyon da kötü, hiç regülasyon olmaması da iyi değil. Nasıl olması lazım sorusunun cevabı bence bizzat önümüzde. Bütün bu ekosistemin evriminin biraz daha iyi irdelenmesi zaten pek çok konuda ufuk açıcı olacaktır diye düşünüyorum. Son iki cümlemi de bu tartışmanın aslında o kadar yeni olmadığını da biraz vurgulayarak bitirmek isterim. Biz hani muhtemelen 20. yüzyıldaki ana soru piyasaları tamamen serbest mi bırakmalı yoksa daha devlet müdahaleleriyle mi bu piyasaların çekilen sorusuyla geçti iktisat tarihi açısından konu. Bir yere varıldı orada. Yani tamamen her şeyi kontrol etmek eşyanın tabiatına aykırı. İktisadi anlamda eşya anlamında da konuşuyorum burada. Tamamen piyasayı kendi halinize bıraktığınızda piyasanın kendi rekabetini ortadan kaldıracak şekilde kendi kendisine zarar verdiği bir yere doğru gidiyor piyasalar. Gene orada da bir optimal bir olması gereken nokta var. Ben oradaki dengenin kripto varlık piyasalarıyla artık daha da genişlemiş dünyada yine bir reçete sunabileceğini düşünüyorum. Bir şey yapabilir miyim? Lütfen, bir ek yapabilir miyim? Mevcut durumu anlattık, ülkeleri irdeledik, sonra kullanıcılardan bahsettik. Bora Hoca da bu işin aslında biraz daha geleceğe matuf olarak nasıl gideceğini anlattı. Ben son bir şeyle aslında belki hani bir model olabilecek de önümüzdeki dönemde bir şey söyleyebilirim. Bu kripto varlık, kripto para camiasında, ekosisteminde çok kullanılan bir şeydir. Code is law. Yani kod kanundur. Dolayısıyla siz ister devlet olun, ister topluluk olun, ister bir girişimci birey olun. Bu dünyada eğer siz iyi kod yazıyorsanız o hem iyi düzenlenir hem iyi denetlenir. Zaten blok zincirin kendisi de size doğasıyla bu imkanı veriyor. Açıklığıyla, şeffaflığıyla, denetlenebilirliğiyle. Şöyle bir örnekle de şey yapayım, bitireyim. Mesela SushiSwap diye bir borsa vardı hatırlarsınız, hala da var. Fakat onun bir numaralı cüzdanından fiyatın çok yükseğe çıktığı zaman sahibi, daha doğrusu kurucusu satış yaptığı için bu sosyal medya tarafının, sosyal medyanın kamu denetçiliğiyle bulunarak ondan sonra özür diletip geri aldırıldı o coinler.
Dolayısıyla aslında böyle biraz daha hani düzenlemeyi yapalım, her şeyi çok yerine oturtalım, maddeleri iyi yazalım değil bu aslında. Bu aslında toplumla da birleşmesi, bütünleşmesi ve toplumun denetimine, düzenlemesine olanak veren bir şey olması lazım. Yani gelecekte blok zincirin bu özelliğine bakılırsa eğer, sadece finans dünyasında değil, diğer sosyal ve ticari alanlarda da çok önemli düzenleme, denetleme örnekleri de elde edebiliriz. O yüzden hani geleceğe muhatuf olarak kodun kanun olduğu ve fiziksel dünyada da düzenlemeyi, denetlemeyi kolaylaştıracak, rahatlatacak bir şey olduğunu da unutmadan sözlerime ekleyeyim. Şimdi Bora Bey birileri bir seviyeye getirdi, İsmail Hocam bir üst seviyeye. Ben de hatta belki bir üst seviyeye daha çıkartıp, bence aslında kripto para dünyasının düzenlemeye ihtiyaç bırakmaması gerektiğini de söyleyeyim. Buradan neyi kastediyorum? Aslında hepimiz biliyoruz, ISDA, işte International Swaps Dealers Association diye bir grup var biliyorsunuz. Ve kendi içerisinde belirli kodları, işte üyelerinin katılması ve uyması zorunlu olan kodları ve hatta bütün üyeler tarafından kullanılan standart sözleşmeler. Şimdi benim buradaki endişem birazcık şu. Başlangıçta ve bütün bu regülasyon tartışmalarına geldiğimiz nokta, regülasyon dengeli olmalı. Yani devlet bu piyasaya ne kadar girmeli? Şimdi bence aslında devletin bu piyasaya ne kadar girmeli sorusunun cevabı, piyasanın bizatihi kendisi devletin buraya ne kadar müdahale etme ihtiyacı bıraktığıyla da eşdeğer. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani kripto dünya platformu ya da kripto dünyası kendi arasında belirli etik kurallarda konsensüse varabilirse belki devletin girmeye bile ihtiyacı olmayabilir bu piyasaya. Neden biz regülasyona ihtiyaç var diyoruz? Biraz önce hocam söyledi. ICO'ların belirli standartları olması lazım. Çünkü aralarında fake'ler var, scam'lar var. Doğru bu. O halde ICO yapanlar ya da şu anda ICO yapmış olan kurumlar bir araya gelip belki de ICO'nun kendi kodunu oluşturabilirler. Yahut da alım-satım platformları. Hani bütün dünyada finansal piyasalarda gördüğümüz öz düzenleyici kuruluşlar, self-regulatory organizations denilen yapı burada da kurulabilir. O zaman devlet şuna bakacak. Benim bu piyasaya girme ihtiyacım var mı? Çünkü piyasa bizatihi kendisi müşterilere nasıl davranması gerektiği, platformda listeleme kurallarının ne olması gerektiği, işte atıyorum eğer market making varsa o platformda bunu nasıl olması gerektiği konusunda oturmuşlar bir masanın içerisine, 15, 20, 30 neyse belirli bir konuda antat kalmışlar, konsenso varmışlar. Benim artık buraya müdahale olmam gerekmeyebilir. Yani o yüzden regülasyondan korkuyorsak, bence öncelikle bizim bu piyasayı devlete ihtiyaç olmadan ne kadar düzenleyebileceğimizi de sorgulamamız gerekirmiş gibi geliyor. Evet, ama tabii orada Ceylan Hoca'nın dediği o finansal okuryazarlık da çok rol oynuyor. Şimdi aslında ikinizin söylediği bir şey oldu Bora Bey'le beraber. İşte bilişim suçlarından bahsettiniz. Bora Bey de hani kişi işte özel anahtarlarını bilmeli, DeFi'ye girerken sorumluluğunu bilmeli tarzında şey yaptı ama bir de yani şöyle örnekler var. Şimdi ben biliyorum hani orada karşımda muhatap olmayacağını, benim elimde olması gerektiğini, cüzdanı vesaire. Ama geçen gün birisi yana yakıla işte tweet atmıştı. Çok değerli NFT'lerini hacklemişler. Adamın MetaMask'ını hacklemişler. Gitmiş. Şimdi burada ne yapacaksınız? Yani hackleyen çünkü Rusya'da olabiliyor. Adam son derece bilinçli ama bir anda bir hata yapmış. Şimdi Türkiye'de örneğin veya bütün dünyada nitelikli yatırımcı dediğiniz işte opsiyonlar konusunda mesela belli bir miktarın üzerinde zarar etmeyi bilir ama hackleneceksiniz veya bu alır gider bir daha bu parayı görmeyeceksiniz gibi bir şey değil nitelikli yatırımcı. DeFi tarafı biraz şeye de geliyor, yani çok fazla kişiye sorumluluk veriyor gibi geliyor bana. Hani bir onu şey buluyorum, rahatsız edici buluyorum. Çünkü doğru başka bir şeyin de hacklenmesi söz konusu oldu. Hacker'ın izini sürdüler tabii doğal olarak. Ondan sonra o hacker geri verdi. Ben aslında işte göstermek için bir problem olduğunu hacklemiştim vesaire dedi ama okuryazarlık düşükken bütün piyasanın böyle davranmasını bekleyemeyeceğiz diye düşünüyorum en azından şu anda. Dolayısıyla orada biraz bir devletlik bir şey olacak belli bir süre diye bakıyorum. Ne dersiniz hocam? Her konuya katılıyorum aslında. Çünkü herkes çok önemli bir köşesinden tutuyor. Yani okulda bunu ders olarak anlatırken Bora Bey belki siz de aynı şeyi yaşıyorsunuzdur. Ucu bucu olmayan bir konu.
Ve inanılmaz hızlı gelişiyor. Şimdi mesela burada konuşulanları IOSCO'dan o zaman örnek verelim. IOSCO kripto borsalar ve bu işlemlerle ilgili 4 tane temel risk alanı söylüyor. Regülasyonun geliştirilmesine ihtiyaç duyulabilecek alanlar. Bunlardan biri işte bu işler, alım satım işlemleri. Bir diğeri borsaların şeffaflığı. Bir diğeri takas, saklama ve benzeri hizmetler ve siber güvenlik. Şimdi sizin söylediğiniz siber güvenlik risklerine giriyor evet. Bir noktada. Şeffaflık DEX'lerle daha olabilir, elde edilebilir diyoruz. Alım satım işlemlerindeki yine mesela wash trading konusu regülasyon gerektiren bir konu. Yani çünkü en son yine yapılan bir araştırma şunu gösteriyor. 29 büyük kripto para borsasında Binance ve Coinbase'in falan hep dahil olduğu bir örnek seti düşünün. Şunu karşılaştırıyorlar. Regüle olan borsalar da wash trading var mı? Regüle olan borsaların hiçbirinde wash trade yok. Yani wash trade'i niye yapıyorlar? İşlem hacimlerini yukarı çekip borsaları yukarı taşımak için. Ne yapacak? Oradan yatırımcı çekecek, kar edecek. Ama aslında arkada gerçek bir işlem hacmi söz konusu değil. Bu bir doğal manipülasyon. Şimdi böyle bir durum olduğunu neyi bulmuşlar? Regüle olmayan piyasalardaki işlem hacminin %70'i wash trade'den geliyor. Yani bu spot piyasalarda 4,5 trilyon dolara, derivatif trade piyasalarda 1,5 trilyon dolara tekabül ediyor. Ve bir kripto borsayı 46 basamak yukarı taşıyabiliyor. Şimdi bu yani büyük bir incentive, bir şey var bu işi yapmak için. Evet. Regülasyonun olmadığı bir ortamda. Şimdi burada yatırımcı gerçekten ne kadar konuya hakim? Yine şeffaflık konusunda. Yani DEX'lerde nasıl bir şeffaflık arayabiliriz mesela? DEX küçük bir grubun kontrolünde mi? Küçük birkaç developer'ın kontrolünde mi? Yoksa gerçekten DEX'in platform olarak kontrolü de mi self-regülasyona imkan verecek kadar gelişmiş durumda mı? Veya burada yine fiziki kripto borsalardan konuşursak onların da serverları nerede, hangi jurisdiction'da kayıtlı, bunlara bakılıyor. Ve orada şunu görüyoruz yine, tek fiyat kanunun, mesela Bitcoin üzerinde bakılmış bir çalışma şunu gösteriyor, tek fiyat kanunun tutmadığı borsalarda şeffaflık yok. Serverların nerede olduğunu söylemiyor, adresi belli değil veya ne görüyoruz, AML KYC kontroller hiç yok. SEC'nin evet, yani, ETF'li bir kaygısı da o zaten. Aynen spor. Yani onboarding'de IOSCO'nun da yine vurgu yaptığı şey, onboarding'de bu kontrolü kim yapacak? Yaptığını söyleyen borsa gerçekten bunu yapıyor mu? Yani bunun da yine bir şeyi var. Yani self-regulating ve gerçekten bu noktaya gelebilmek bu teknolojinin evrimiyle beraber bir noktada elbette gerçekleşebilir ve bu çok faydalı bir şey olur elbette. Ama o noktaya gelene kadar dediğiniz gibi gerçekten birazcık daha regülasyon mesela DEX'lere nerede şey yapabilir? Bu on fiyat yani fiyat itibari paradan kriptoya geçiş veya tam tersi geçişlerde bu KYC kontrolleri zaten finansal hizmetlerden geçecek. Orada bir kontrol olabilir. Hani MASAK tarafına yine bu bir güvence sağlayabilir ki hani para dönüp dolaşıp terör finansmanı gibi konulara gitmeyecek. Yani evet özetlersek regülasyon ne çok sınırlayıcı olmalı ne tamamen işi ucunu bırakmalı noktasındayım ben şu an. Ama nasıl evrileceğini hep beraber göreceğiz herhalde. Çok teşekkür ediyorum. Vaktimiz azalıyor. Hemen bir soruyla devam edeyim. Burak Kutsal Beyefendi İsmail Bey'e sormuş. Sayın hocam, blockchain'in reel hayata uygulaması ülkemizde sizce en yakın hangi tarihte, hangi sektörde olur? Örneğin Hindistan'da tarım alanında blockchain'in kullanılması. Şimdi orada şöyle bir şey var. Gerçi Bora Hoca da o konuda şey yapabilir, söyleyebilir. Aslında bizim şu anda Ticaret Bakanlığı'nın gümrük işlemlerinde yaptığı bir blok zincir projesi var. Gümrük işlemlerinin clearance'ının yani işte Hollanda ile deniyorlar galiba. Herhangi bir ülkeden şey geldiği zaman çok taraflı bir çatışma var şeyde bu gümrük işlemlerinde. Bunun şeffaf ve adil biçimde yapılması için ülkeler arası tarafsız bir blok zincire ihtiyaç var. Şu anda bu denemelerin şeyi ilk kısmı şeyde oldu. Ticaret Bakanlığı'nda oldu. Bence önemli örneklerden bir tanesi bu tedarik zincirinde. Yani şu anda işte artık ismini vermeyelim ama büyük süpermarket zincirlerinden bir tanesi kendi blok zincirini deniyor ve kendi iş ortaklarıyla işte bu
depocu, lojistikçi, üretici, bütün bunlar arasında bir şey sağlamaya çalışıyor. İşte blok zincirlerin eşliğinde hak edişlerini, şeylerini zamanında ödemek artı orada hakkaniyetli bir yönetişim yapılabilmesi için böyle bir blok zincir deneme projesi var. Daha var yani epey bir örnek sunulabilir ama en temelinde bence kamusal yerlerde daha uygun olasılıklar olabilir. Şöyle örneğin şu anda NFT'lerden konuşuyoruz. Mesela Türkiye'nin ya da belki de bölgenin, belki de dünyanın küresel bir kültür sanat eserler, bu koleksiyon eserleriyle ilgili bir NFT blok zincirine ihtiyacı var. Ve bunların kayıtlarının, orijinalliğinin bu blok zincirler üzerinden geçmesi lazım. Ben mesela Kültür Bakanlığı'nın yerinde olsam hemen böyle bir projeye başlarım ve meslek birlikleriyle beraber buradaki bütün eserlerin, koleksiyoner eserlerin hepsinin burada kayıt altına alınmasını sağlarım. Mesela ben Ukrayna'ya gittim geçen hafta. Ukrayna National Art Museum, Estonya'da bir şeyle anlaşmış, Marketplace'le anlaşmış. Bütün ülkedeki müzelerde sergilenen sanat eserlerini orada kaydettiriyor şu anda blok zincire. İşte böyle şeylerin çok çabuk yapılması lazım. Bilmiyorum Bora Hocam'da da şey var mı, örnek var mı? Ama mutlaka geliştiriyor olmamız lazım, özellikle kamuda. Hocam siz sahiden çok güzel özetlediniz. Ben sadece hani artık blockchain'in günlük hayatta bir direkt uygulaması var mı sorusunun çok ötesinde olduğumuzun altını çizmek isterim. Spordan sanata, yani enerjiden ticarete benim için çok tarihi bir andır. Artık bankaların bir şekilde merkeziyetsiz finans likiditelerine kendi mevduatlarını emanet ettiği bir yerdeysek ve bu kadar farklı sektör artık bu işlerle sadece alsat üzerinden değil proje geliştirmekten bir şekilde kendi eserlerini daha hızlı, daha güvenli bir şekilde tokenize edip ticari faaliyete sokma olanağına kavuşuyorsa bu blockchain zaten sözünü tutmuş demektir diye düşünüyorum. Tabii burada son olarak şeyi söylemezsem üzülürüm. Eski çalıştığım kurum olarak Takas Bank'ın 2 sene önce BIGA projesi vardı. Çok üzüldüm. Bir gram altın, hatta hatırlarsanız inovasyon ödülü falan almıştı. Onu da belki finansal piyasalardaki ilk uygulaması anlamında ilk uygulama kesinlikle örnek olarak verebiliriz. Şimdi sorular arttı. Bana gelmiş ama Bora Bey size soracağım bunu. Şant Bey merhaba. Mevcut 10 binden fazla olduğunu söylediğiniz kripto paraları bir prototip ya da erken denemeler olarak değerlendirirsek sizce yakın ya da orta gelecekte fiyat paraları tamamen kullanışsız hale getirebilecek özellikle bir dünya parası ortaya çıkar mı? Tek bir tane olmalı mı? Hani burada bence hepimizin sorması gereken bir soru. Yani hepsini böyle bütün dünyanın finans sistemini tek bir paraya indirgedik. Hepimiz onu kullanıyoruz. Hani zannediyorum çok piyasaların hem arzu ettiği bir şey değil hem de çok işin doğasına yönelik değil. Belki alt soruyu biraz daha ortaya çıkaralım. Kripto varlıklar bir şekilde fiyat paraları ortadan kaldırır mı? Ya da onu bir şekilde kullanım alanı anlamında daraltır mı? Sanmıyorum. Ama hani burada birbirlerinin bir şekilde dönüştürecekleri de belli. Yani o yüzden biz bu kadar dijital para projesi duyuyoruz. O yüzden artık ülkelerin merkez bankalarının %90'ına varan ölçüde bir şekilde dijital para tasarlayıp kripto varlık ekosisteminde onlarla daha belki benzer bir zeminde olabilmek için projeler ürettiğini görüyoruz. Ben bunun kriterinin çok açık olduğunu düşünüyorum. Dünyada hele pandemiyle beraber bu kadar gelir adaletsizliği daha da kötü hale gelmişken finansal alana girme konusunda milyonlarca insan hala büyük sıkıntı yaşıyorken bizim finans sistemimizin daha dinamik, daha güvenli olmasıyla ancak dünyanın ticaretinin gereksinimi karşılanacağı belliyken dijital para olsun, kripto varlık olsun, stabil coin olsun, NFT'ler olsun. Bunlar hangileri ne ölçüde sosyal refaha katkıda bulunuyorsa dünya ölçeğinde onlar o kadar ön plana çıkacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Vaktimiz azaldı ama birkaç tane güzel soru daha var. Eğer müsaitse bu arada Burak Özdoğan beyefendi sormuştu. Hasan Cömert beyefendi, Tuncay Bey size bir sorusu var. Blockchain sisteminin bankacılık sisteminde EFT ve havalenin ve diğer transfer sistemlerinin tamamen yerini almasını bekliyor musunuz? Bekliyor musunuz değil ama ümit ediyorum. Yani umuyorum, öyle söyleyeyim.
Çünkü şu anda bu pek olası görünmüyor. Çünkü Merkez Bankası'nın yayınlamış olduğu biliyorsunuz bir ödeme sistemlerine ilişkin yönetmelik var. Bu bankaların Türkiye'de en azından blok zincir tabanlı uygulamalara karşı birazcık hassasiyetleri var ve engelledi. Bir proje oluşturmasını engelledi. Ama olması gerekir mi? Buna gerçekten yürekten inanıyorum. Yani en azından blok zincirin ve kripto varlıkların mantığı itibariyle olması gerektiğini düşünüyorum. Burada en temel konu şu, bu tartışmalarda peki o zaman bankalar ne hizmet verecekler? Evrilecekler. Yani bankalar klasik finansın yanında farklı ürünler sunmak zorunda kalacaklar. Örneğin wallet services yahut da işte blok zincire giriş noktasındaki kapı özelliği gibi. Aynen öyle, dijital kimlik gibi. Tam biraz önce sizin işaret ettiğiniz gibi belki blok zincirdeki bireylerin varlığının EML'ini yapmak gibi farklı farklı fonksiyonlar ama benim umudum gerçekten şey, bankacılık sisteminin en azından başka bir noktada işte atıyorum EFT başka bir noktada onların bir entegrasyonu ve olabildiğince gerçekten bu blok zincir üzerine kaydedilebilir olmasın. Teşekkür ediyorum. Filiz Konukçu hanımefendinin, Bora Bey, size bir sorusu var. Merhaba, sunumunuz için teşekkür ederim. Benim sorum, kripto varlıkların alım satımını vergilendiren ülkeler hangileridir ve buna nasıl bir hukuki dayanak oluşturmuşlardır? Çok teşekkür ederim. Farklı ülkelerde farklı oranlar var. Hukuki dayanak olarak da buradan bir kazanılan gelir varsa bu gelirin doğrudan bir şekilde gelir vergisi şeklinde alınması yönünde bir gerekçelendirme var. Bununla beraber farklı vergi çeşitlerini uygulamaya çalışan denemeler var. İşte stopaj olsun, daha farklı türler olsun. Burada bence son gelişmeleri de düşünecek olursak Amerika'da artık hani brokerlığın tanımının genişle bırakılmış bir şekilde yaklaşık işte bu 1 trilyon dolarlık paketten 28 milyar dolarının kriptolardan gelecek vergilerle karşılanacağı bu kadar açık beyan edilmesi sonrasında ben bu modeli kopyalayan pek çok ülke olacaktır diye düşünüyorum. Ama burada hani hangi ülkede vergi oranı ne kadar işte %15 mi, %30 mu, %40 mı'dan ziyade ben tekrar hani bir Portekiz örneğinin ısrarla incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hafıza beni yanıltıyor olabilir. Lütfen düzeltin. Nordic yılında galiba IRS bunu bir değer artış kazancı olarak vergilendirmeye kalktı. Belki de property, virtual currency diyorlar. Şimdi ben, yani gelince. Hani stopaj uygulaması Türkiye'de genelde en çok kullanılan yöntem özellikle finansal araçlarda ama çok doğru bir yöntem midir emin olamıyorum. Yani o yüzden eğer bir vergilendirme rejimi söz konusu olacaksa belki de piyasa için en hayırlardan bir tanesi değer artık kazancı olarak vergilenmesi. Yani beyannameye tabi o dönem içerisinde zararları mahsup edilme imkanının olduğu beyannameye tabi bir vergilendirme belki daha anlamlı olur diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Son bir soruyla da kapatıyorum. Zaten biraz vaktimizi açtık. Hulusi İlker Evin Beyefendi bir soru sormuş. İsmail Bey size. Alım-satım platformlarında yalnızca o platformun müşterilerinin emirleri karşılaşıyor. Dolayısıyla gerçek anlamda merkezi bir borsa değiller ve bu platformların büyük kısmında alım-satımlarda müşteri adına blok zincirinde kayıt yapılmadığı, kayden izlendiği söyleniyor. Bu durumda varlıklar merkezi bir borsada işlem görse ve varlıklar kaydı olarak izlense ve saklansa, alım satımlar kayden merkezi borsalarda yapılsa, platformlarda aracı kuruluş olarak yine aynı müşterilerin emirleri borsaya iletilse, en azından düzenlemeler oturana kadar geçiş döneminde bu yöntem sizce mümkün olabilir mi? Olabilir de olmayabilir de öyle cevaplayayım. Çünkü olabilir biraz daha izlemeyle ilgili şeyi arttırır. Hani kayıtlar iyi alınır, devlete iyi sunulur falan böyle düzenleyici olarak şey olabilir. Ama orada da şimdi belirli borsalarda diyelim o tahtalarla farklı oynanma biçimleri var. Botlar devreye giriyor. Şimdi merkezsiz borsalara baktığımızda aslında orada da bir takım şeyler var elbette. Çünkü bu hani dijitalin girdiği, bu algoritmik şeylerin girdiği her yerde mutlaka bir takım şeylerden kaçma, kaçınma her şey oluyor. Ama hani en temelde belki şunu söylemek lazım. Oradaki hani neyin ne kadar merkezi olacağı, ne kadar merkeziyetsiz olacağı hem o ölçeğe bağlı hem de ihtiyaca bağlı. Ben şunu şey yapmak istiyorum. Mesela bu merkeziyetsiz borsalarda
iyi kötü biraz önce söylediğim gibi bu kamusal denetimle aslında bir şekilde şey yapabiliyorsunuz, onları yola getirebiliyorsunuz ya da ne bileyim kodları değiştirme talepleri geliyor mesela. Mesela Uniswap'ta falan bunlar hep versiyon alınıyor ve şey yapılıyor, değerlendiriliyor. İşte likidite havuzları ile ilişkiler, o likidite havuzlarından hani böyle çok bol denediğimiz hatta Merkez Bankası deneyleri bile çıkıyor oradan. Evet. Dolayısıyla hani burada bir yöntem tavsiye etmek yerine işin en temel ihtiyacına bakmak lazım. Oradaki en temel ihtiyaç bunların düzenli şekilde, şeffaf biçimde işlemesi ise buradaki merkezilik ya da merkeziyetsizlik dengesi ona göre kurulmalı. Çünkü bunların hepsi birer tasarım. Bu tasarımların hepsinin de en temelde hangi sorunun cevabı olduğuna bakması lazım. Burada kusura bakmasanız yani üstadıma selam söyleyip sadece şunu ifade edeyim İsmail Bey ek olarak. Şimdi bu de facto şu varsayımı da kendi içerisinde barındırıyor bu soru. O halde merkeziyetsiz borsalarda işlem gören bütün ürünlerin merkezi borsalarda da listedileceği varsayımına dayanıyor. Şimdi bu o zaman çok geçerli olmayabilir çünkü merkezi borsanın hepsini listetmek gibi bir yükümlülüğü yahut da zorlamayla karşı karşıya kalması da anlamlı olmayabilir. Bir de bu açıdan bakmakta fayda olabilir. Yani o dengenin kurulması noktasında. Çok teşekkür ediyorum. Eğer hani eklemek istediğiniz bir şey yoksa biraz vaktimizi geçirdik. Diğer katılımcılara saygısızlık olmasın. Bitirmek istiyorum. Tekrar herkese çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir konferans olmuştur.